Filozof Wittgenstein'a yaşamın amacı nedir diye sorduklarında kendisi yaşamın amacı amaç dolu bir yaşam elde etmektir demiş. Amaç dolu yaşamlarımız olsa da bazen çok şaşırtıcı şeyler yapabiliyoruz. Hatta kendimize bile şaşırıyoruz. Platon'a da şöyle sormuşlar, yaşama dair sizi en çok şaşırtan insan davranışları nelerdir? Platon şöyle yanıtlamış, bir, insanlar çocukluktan çabuk sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki sonunda yine çocukluklarını özlerler. İki, para kazanmak için sağlıklarını yitirirler ama sağlıklarını geri kazanmak için de kendi ağırlıklarından fazla para öderler. Üç, yarınlarından endişe ederken bugünlerini unuturlar. Ama sonuçta ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Bitmedi. Dört. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi de ölürler. Evet, bizler de bu gece burada daha fazla felsefe yapmadan kısaca şöyle bir özetleyelim. Yaşamın amacı nedir diye. Yaşatır. Projenin adı yani. Herkese hoş geldi, iyi ki geldi. Aslında çok heyecanlıyız, teşekkür etmemiz gereken çok insan var. Bu tırı yaparken gerçekten tırlatan arkadaşlarımız da var. Yani dernek için çalışan. Meme kanseri teşhisi yapmak bir hayli zorlaşıyor günümüzde. Sırf bu yüzden, sırf meme kelimesini dile getiremediğimiz için. Örneğin doğuda bir hanımefendi, doktorundan çekindiği için memem ağrıyor yerine göğsüm ağrıyor diyor ve meme kanseri taraması yerine kendisine farklı bir muamele uygulanıyor. Sonuç olarak hastalığı iyileşemiyor. İnsanlar yaşamaya alışınca yanlış bilgilendirmelerin de sonucu olarak kanserin çok ileriki yaşlarda ve sadece sigara içen insanların başına geldiğini sanma yanılgısına düşünüyorlar. Halbuki kanser yaş, mevki, statü, dil, din, ırk farkı olmaksızın sigara içen, içmeyen herkesi ziyaret edebiliyor. 13 yaşındaki Suat Şahin de beyin tümörü oluşumu sonucu beyin kanserine yakalandı. Ve onun da bu gece yaşamaya dair söylemek istedikleri var. Hastalığımın tedavi aşaması çok zorlayıcı. Günlük yaşantımı etkilendi. Fakat bu zor süreçte ben dayandım. Ailemin, beni tedavi eden hemşire ablaların ve doktorların yaptıkları benim için çok önemliydi. John Lennon'un da dediği gibi hayasız planlar yaparken başınıza gelenlerdir. İster başkan olun, ister yönetici, ister şarkıcı olun, ister oyuncu, ister içi olun, ister işveren. Kanser her an herkesi bulabilir. Begüm Hanım'ın da altını çizdiği gibi kanseri olgunlukla ele almaya çalıştım ve kanseri ölümcü bir hastalık değil de geçici bir spor sakatlığı olarak ele aldım ve sonuçta çok şükür atlattım. Tabii zor günlerde geçirdik. Bugün bir artık bundan sonra yaşatır taraftarıyım. Umarım yaşatır projesi sayesinde daha birçok insanımız sağlıklı biçimde özel ve profesyonel hayatlarında çok yararlı bireyler olarak hayatlarına devam edecekler. Biliyorsunuz kanser hastalığını atlatmanın en iyi yolu moral motivasyonun yüksek oluşudur. Birçoğuna göre kanserin nedeni kimyasal ve genetik olabilir. Lakin kanseri asıl neden olan şey de kanseri yenmek için gerekli olan asıl şey de psikolojiktir. Tabii insan böyle azıcık grip olduğunda ya da ufacık bir hastalığında bile bir parmağına bir iğne batmış gibi etrafında sadece sevdiklerini ve dostlarını görmek istiyor. Bu çok temel bir ihtiyaç hayatta aslında. Bütün duygularda ve fiziksel rahatsızlıklarda böyledir. Çünkü vücudumuzdaki bütün hücreler temelinde yaşamak isteyen hücreler, mutluluk, kanser. En ufak bir acı bile yaşamadan insanları yaşatmanız mümkün. Nazım Hikmet'e göre ise yüzünü hiç görmediğiniz insanlar için göze anılacak çok şey vardır. Hem de hiç kimse sizi bunun için zorlamamışken. Bütün temennileri anlatılanlara burada sonuna kadar katılıyoruz, eşlik ettik. Şimdi de bu temennileri somut bir tıra yani dönüştürme şeyine geliyoruz. Yani. Ümit dolu bir haber beklerken ben ümit dolu bir haber beklerken dur.
yandan solaklar, umurcuklar. Teşekkür ederim. Yüzüme bakma sakın, sesini